Üreticimiz. Soğan üreticimiz haline bak. Hüseyin telefonla verir. Hepsi aynı başkanım. Bütün çiftçilerin hali aynı. Sökemiyorum. Başkanım. Ne olur bizi kurtar. Yarısı tarlada kaldı. Sayın başkanım, 300 uçak alanımız yok. Ay, buyurun gelin tarlada yüzlerim daha duruyor. 300 uçak sökülmeyin. 300 uçak, 350 uçak maliyeti oluyor. 300 uçak satamıyoruz. Çiftçi öldü hocam, çiftçi öldü. Gübreciye, mazotçuya, esnafa gidecek yüzümüz yok. Batmışız. Senin bu sahne. Evet. Bittik hocam, bittik. Çiftçimizin hali işte bu şekilde. Genel başkanım. İlaç bayileri başkanım. Yani sadece tarla çiftçiyi boğalıyor. Esnaf da aynı durumda. Genel başkanım. Ben esnafım. Lokantacıyım. Rezillamız. Ben 14 ay kapalıyız. 3000 lirayla bizi avutuyor. Geçen hafta bakan bey geldi. 2 tane 3 tane sürü ağa beraber gittiler. Ziraat odası başkanı. Bir yerde oturdular. Yemek yediler. Çiftçiler kimse ulaşamadı. Derdini anlatamadı başkanım. Ulaşmaya çalıştık, ulaşamadık. Güvenlik gerekçesiyle dediler, bilmem ne dediler, kimse yanlarına ulaşamadı. Yanlarına bile yaklaştırmıyorlar yani. Her şey güllük gülistanlıktı, her şey 10 numara 5 yıldır. Tehdit de yanlış beyan okuttular. Peki burada bu niye? Her şeyi göz aldık, geldik başkanım. Arkadaşlar bizi polisle, jandarmalar ayrı ayrı uyardılar. Yolu açın, kesinlikle herhangi bir şey yapmayın. Artık ne olacak, olsun, çiftçinin hali ortada. İnsanlar gerçekler burada hocam, ağacı başlıyor. 50 metre aşağıda soğan tarlamız. Fotoğraf alacağız. Soğan tarlamız 50 metre aşağıda. Tarlada daha duruyor hala bak. Satamayız, kaç günlük soğan var? 10 günlük, 15 günlük soğan. Çürümek üzere zaten. Ben bunu alıp bu hafta şeye koyabilir miyim? Hocam, grubuma koy. Şunu al, işte. Şu soğanlar. Top bağ, köyünü kendime al. Mazotçu, gübreci, hepsini sıkıntı içeriyor. Motor borç. Yani hepsi gidecek bu sene. Kaç çocuğun var? 4. Kaç yaşlarında? 22, 21, 19, 6. Nasıl yapacağız? Ne yapacağız? Çaremiz yok. Senin? Ülkemin tek edecek halim yok. Sizin de şöyle bir alalım. Ülke benim ülke, tek edemem. Bu manada demedim. Yani niye terk edeceğiz? Bunlara çare bulacağız. İnşallah. Sayın Bakanımız geldi, hiçbir soğanla bir bahsetmedi. Buğdayı aldı gittiler, reklam yaptılar. Biz burada mı çaresiz? İşte buyurun. Ben geçen de 100 metre aşağıda patatesi, elmayı söyledim. Elmaya yapmadılar, patatesi aldılar.